Tonguç LGS Dershanesi sunar. Evet arkadaşlar, LGS 2023 birincilerinden İlker Dulkadir bizimle beraber. İlker merhabalar. Merhabalar. Öncelikle tebrik ediyoruz seni bu önemli başarın için. Teşekkürler. Önce biraz seni tanıyalım mı? Ben İlker. Ankara'dan bağlanıyorum buraya. Ankara'da Mamak'ta oturuyorum. Çankaya'da Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu'nda okuyorum. İki kardeşiz. O kaçıncı sınıf? Beşinci sınıf. Beşinci sınıf oldu. Tamam, beşinci sınıf kanalımıza abone olmayı unutmasın o zaman. Söylersin olur. Evet, LGS gibi önemli bir sınavdan 500 tam puan yaparak ayrıldın. Çıktığında ben birinci oldum dedim de ben öğrenci arkadaşlarımızın en çok bunu merak ediyorum. Ben çıktığımda emin değildim. Özellikle Türkçeden girmeden önce de emin değildim. Şüpheleniyordum kendimden. Doğru çıktı. Sınavda da zorlandın mı Türkçe sorularında? Evet. Hangi konuyla en çok sözcük anlamla mı problemin var? Genelde okuduğunu anlama diyelim. Peki hazırlık sürecini değerlendirecek olursak bir yıl senin için nasıl geçti? Yorucuydu. Yani 11-12 ay sürekli aynı disiplinle çalıştım. Yani ara sıra bezdim. Bezdim ya! Oldu öyle şeyler. Ama sonunda toparladım. Netlerde düşüş yaşandı bir aralar. Sonra yine toparlandı. Peki seni ne motive etti bu süreçte? Genelde işte Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, ne bileyim Kabataş Erkek Lisesi gibi liselere gidip hayatımı daha iyi liselerde geçirebileceğimi bilmek motive etti beni. Harika. Peki Tonguç Akademi bu süreçte sana nasıl katkı sağladı? Beni motive etti. Yine motive etti tabii. Konu anlatımları yardımcı oldu bana. Denemeleri yardımcı oldu. Onun dışında sizin birincilerle çektiğiniz videoları izledim. Onlar beni motive etti. Bir gün orada olmak için. Şimdi de sen bir birincimiz olarak karşımızdasın ve seni izleyen 7. sınıf arkadaşlar seninle motive olacaklar diye düşünüyorum. Şu an biraz önce bahsettiğimiz gibi 7. sınıftan 8. sınıfa geçen arkadaşlar için çok önemli bir sene. 2024'de onlar da biz de çok önemsiyoruz. O arkadaşlarına ne söylemek istersin? Şimdiden neler yapsınlar? Şimdi sadece konu anlatımlarını dinlemeleri, işte konuları öğrenmeleri yeterli yani. Kendilerini fazla yormasınlar. Benim o zamanlar sürekli çalışan arkadaşlarım vardı. Ama birçoğu Nisan, Mayıs gibi kendini bıraktı. Şu anda kötü sonuçlar elde ettiler kendilerine göre. Yani kendilerini fazla yormasınlar şimdi. Adım adım gitmeyi öneriyorsun. Son olarak matematik konusunda hepimiz biliyorsun ki bir sıkıntılıyız ülke olarak. Fakat sen matematikte de full teknik bir arkadaşımızsın ve bize bu konuda vereceğin taktikler vardır muhakkak. Matematiği bu kadar iyi yapmamın sebebi aslında temelim de iyi. Ancak geometri tabanlı soruları çözmem olsun, düzenli çalışmam olsun bana çok yararı oldu. İşte eksik konulara ağırlık verdim denemeleri analiz edip. Onlar bana çok yardımcı oldu yani. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa? Bu yıl başarı elde etmemde emeği geçen herkese, tüm öğretmenlerime, AYM, arkadaşlarıma ve size teşekkür ediyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz seni tekrardan. O zaman görüşmek dileğiyle İlker. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yanımızda Tonguç LGS Dershanesi öğrencilerimizden LGS'yi çok başarılı bir şekilde tamamlamış, sadece bir yanlışla çıkmış arkadaşlarımızdan biri Feyza Nur var. Feyza Nur, selamlar. Selam. Nasılsın öncelikle? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Nasıl gidiyor hayat? LGS'de bu güzel sonucu bekliyor muydun? Bunu soralım. Hatta önce bir seni tanıyalım bence. Tamam. Ben Feyza Nur Altun'da, Sparta'da yaşıyorum. 3 kardeşim. Evet, LGS'ye hazırlanırken bu başarıyı bekliyor muydun? Sonucu öğrendiğinde neler hissettin? LGS'ye ilk çalışmaya başladığımda aslında 500 tam puan hedeflemiştim. Yani bekliyordum böyle iyi bir sonucu. Aldığımda çok şaşırmadım. Ama işte bir yanlışım çıkması beni biraz üzmüştü. Şaşırmıştım. Hala üzgün müsün onunla alakalı? Evet, kolay bir soruydu çünkü. Öyle mi? O zaman konusu açılmışken hangi soruydu ve neden kaçtı sence? Onu da bir konuşalım. Fende bir soruydu. Kaçırmamın sebebi bence biraz panik yapmış olmam. Soruyu ben son dakika değiştirmiştim, emin olun. Değiştirmeseydin doğru mu çıkacaktı? Doğruydu. Ah olsun, sağlık olsun. Biz seni yine de, yani bir yanlış çok önemli değil bence. Bence sen LGS birincilerinden bir tanesin. Çünkü çok güzel bir sonuç gerçekten. Yine hangi okulu istersen muhtemelen kendi istediğin okula gidebileceğin bir sonuç almışsın. Biraz hazırlanma sürecinden bahsedelim. Bir yıl boyunca çok yoğun hazırlandın. Tabii biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü az çalışılarak kazanılan bir sınav değil. Gerçekten emek verilmesi gereken bir sınav. Senin bir yılın nasıl geçti? Ben LGS çalışmaya yaz tatilinde başlamıştım aslında. İşte Temmuz'un başları. Konulara başlamıştım. Çok temel soruları da çözüyordum. Yine bayağı ilerlemiştim konularda. Sonra okul açıldı. Okul açılınca ben okulun ağır temposuna biraz alışamadım açıkçası. Bu yüzden çalışmam biraz düşmüştü okulun başlarında. Ama sonra bunu işte denemelerime yansıyınca ben hemen kendimi düzelttim hırslanı. Daha çok çalışmaya başladım. Peki denemelerini şöyle bir değerlendirecek olursan dalgalı mıydı yoksa genellikle özellikle son aylarda daha yükselen bir grafiği mi vardı? Nasıl değerlendirirsin? Denemelerim başta benim bayağı kötü
geliyordu aslında. Hatta çok dalgalıydı senin ya da birinci dönem başında. Ondan sonra ilerledikçe biraz sabitlendi puanlarım. Sene sonunda da bayağı arttı puan. İşte LGS'ye 2 hafta kala falan bayağı artmıştı puan. Güzel. Peki senin için zor bir ders var mıydı mesela? Şu dersten korkuyorum dediğin ders fen miydi mesela? Aslında fen de evet. Çünkü son aylarda fenden ben çok yanlış çıkardım, denemelerim olmuştu. 7 yanlışa kadar çıkmıştım fenden. Fenden korkuyordum açıkçası. Olsun. Peki LGS dershanesinde çok güzel bir süreç geçirdik. Sen de başarılı olmasını beklediğimiz arkadaşlardan bir tanesiydin. Senin ağzından dinleyelim. LGS dershanesinde bir yıl nasıl geçti, neler yaptın? Öncelikle benim yaz tatilinde öğrendiğim konuları daha çok pekiştirmeme şey yaptı, neden oldu. Sonra soru çözüm ödüllerinden en çok yararlandım ben. İşte bilmediğim soru kalıplarını öğreniyordum. Nasıl çözüleceklerini öğreniyordum özellikle matematikte. Ondan sonra denemeleri vardı. Denemelerinde girip işte kendimi analiz edebiliyordum. Yaptığım hataları bir daha yapmamaya çalışıyordum. Böyle daha güzel oluyordu yani. Denemeleri. Harika. Canlı derslere katılabiliyor muydun? Evet. Ama bazen kaçırdığım oluyordu. Çok normal. Zaten kaçırdığın dersleri sonradan da izleyebiliyorsun. Evet. Muhtemelen onları da değerlendirdin. Peki şu an 7'den 8'e geçen ve LGS'yi hazırlanmaya başlayan arkadaşlarımıza verebileceğin tavsiyeler var mı? Öncelikle bence yaz tatilini çok kitap okuyarak geçirsinler. Çünkü Türkçenin temeli kesinlikle buna dayanıyor. Ve bence fenin ve matematiğin konularına biraz olsun başlamaları lazım. Temel soruları öğrenmeleri lazım. Çünkü çok işlerine yarıyor sene boyunca. Ama kesinlikle kitap okumayı çok arttırmaları lazım. Peki, çok teşekkür ediyoruz sana. Tekrardan gönülden kutluyoruz başarın için. Evet arkadaşlar, yine yanımızda 2023 LGS birincilerinden bir tanesi Gölgem Köber var. Gölgem, selamlar. Merhaba. Öncelikle bu güzel başarın için seni tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım mı birazcık? Adım Gölgem, soyadım Göber. Sinop'ta yaşıyorum. İstiklal Ortaokulu'na gidiyorum. 14 yaşındayım yani herkes gibi. 13 yaşında olanlar var öyle değil mi? Daha tam 14'e basmayanlar var. Peki o zaman bu LGS sürecinden bir bahsedelim. LGS'ye hazırlanmaya ne zaman başladın? LGS'ye hazırlanıyorumdan daha çok ben ilkokuldan beri olabildiğimin en iyisi olmaya çalışıyordum. İlkokul öğretmenimin de buna katkısı çok. Sayısalcı bir öğretmendi, zorlu disiplinli bir öğretmendi. Disiplin benim için ilkokuldan beri başlamıştı. Buradan itibaren zaten bu bilinçle ilerledim. 8. sınıfta da çalışmalarıma daha çok ağırlık verdim. Şimdi söylediğin şeyden aslında altyapının da sağlam olduğunu anlayabiliyoruz az çok. Evet. Ama bazı arkadaşlar da şöyle düşünüyorlar. Ya ben atıyorum ilkokulda çok da iyi bir altyapıya sahip değildim ama demek ki bu şu anlama geliyor. Ben ne yaparsam yapayım o başarı seviyesine ulaşamazmışım gibi geliyor diyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Altyapısı sağlam olmayan arkadaşlar sence LGS'de işte bir yanlış, iki yanlış, yüzdelik bilim olarak işte %1'lik bilimlere girmeleri çok mu zor? Bu çok zor bir şey değil. Disiplin kazanmak bu kadar zor bir şey değil. Yani başlarda çok kötü netler yapan arkadaşların bile çok güzel netlere çıktığını gördük. Yani temeli olmayan arkadaşlar için Tonguç kitaplarından mesela 0'dan 8'e bence çok değerli bir kaynak. 0'dan kitabın adı üstünde yani sanki hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi anlatıyor. Bu çok zor bir şey değil yani iyi olmayan arkadaşların da başarabileceğine ben inanıyorum. Bu sene de başaran arkadaşlarımı gördüm. Peki günlük ortalama kaç saat ders çalışıyordun? Ben tabii ki herkesin uyku düzeni farklı ama şöyle bir uyku düzenim vardı. Sabah 5'te kalkıyordum. 6'da yaklaşık olarak dersin başına oturmuş oluyordum. 8'de evden çıkana kadar ders çalışıyordum. 2 saat burada çalışıyordum. Öğlen arası yemeğimi yedikten sonra okuluma yakın bir kütüphaneye gidiyordum. 1 saat orada çalışıyordum. Akşam eve geldiğimde maksimum çalıştığım süre 2 saatti. Çünkü ben 9'da uyuyan bir öğrenciydim. Akşam saat 9'da uyuyordum. Yani günde yaklaşık 5 saat çalışmış oluyordum. Bazen de daha az. Aslında güne çok erken başlayıp günü değerlendirip sonrasında yine akşam erken kapatıyormuşsun günü. Evet. Şunu da merak ettim ama 9'da uyuyan bir öğrenci için LGS gecesi biraz zor geçmiş olabilir. Yani o gece biraz stres olmuşsa o uyuduğun saat 11-12'lere kaymış mıdır yoksa o gece de 9'da uyudun mu? O gece de 9'da uyudum. Çünkü ben yani öğlen 1'e kadar bile uyusam akşam 9'da uyurum. Yani benim böyle bir düzenim var. Kaçta uyanırsam uyuyayım o saatte uyuyorum. O yüzden de güne erken başlamak benim için çok önemli. Gayet güzel. Sana da faydası dokunmuş. Peki geçtiğimiz yıl yaz aylarını düşünecek olursak şu an 2024 LGS'ye hazırlanan arkadaşlarımız aynı durumdalar. Geçen sene sen bu zamanlarda ne yapıyordun? Geçen sene bu zamanlarda
paragraf çözüyordum. Onun dışında bir de 0'dan 8'e setini bitirmiştim ve 7'den 8'e setini bitirmiştim. Toplam 3 kaynak kullandım. Yani bir paragraf soru bankası, 7'den 8'e ve 0'dan 8'e. Bunları çözdüm yaz boyunca. Peki yazın neler yapmayı düşünüyorsun? Şu anda hedefimden dolayı bir dil dersi alıyorum. Bu dille kendimi ilerletmeye çalışıyorum. Onun dışında 9. sınıf paragraf soruları çözüyorum. Biraz da 9. sınıf matematiğine bakmaya çalışıyorum ve diğer derslerine bakmaya çalışıyorum ve kitap okuyorum. Yani şimdiden 9. sınıfa başlıyorsun. Yani çalışıyorum diyebilirim. Helal olsun. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Tabii ki yararlandığım öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Yani hiçbirimiz zaten güzel bir puan alamamış olan arkadaşlar bile öğretmenlerin emeğinin karşılığını ödeyemez. Çünkü altyapının ne kadar önemli olduğunu bence liseye gittiğimizde göreceğiz. Yani 8. sınıfa iyi hazırlanmış, 8. sınıfta güzel çalışmış olan birisi zaten lisede hangi liseye giderse gitsin başarılı olacaktır. O yüzden de öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tonguç Akademi'ye tabii ki çok teşekkür ediyorum. Motivasyonun çok önemli olduğunu gördüğümüz bu senede tabii ki beni motive tutan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Harika. Bizler de senin bu başarından dolayı çok tebrik ediyoruz ve içerisinde az da olsa payımız varsa gerçekten bundan çok mutluyuz. Seni de tanıdığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kal. Tonguç LGS Dershanesi sundu.